Öyle deme bana. Bugün sonuçta sen yaptın kahveleri. Göstereyim mi? Ne olur göstersen ne olur. Peki. Evet, bugün ayın 24'ü, 24-12-2020. Yani artık Aralık ayının sonlarına geldik. Çantamı düzelttim mi? Biz şu an Buca Gölü, Buca değil, Sarnıç Gölü'ndeyiz. Bu tarafa biz de ilk kez geldik. En son siz kahvaltıda kaldınız. Sonra biz hadi dedik bir yerlere gidelim dedik. Başını girişini yaptım ama açıklamamıştım. Dedim küçük bir açıklama yapayım hem nerede olduğumuz falan belli olsun dedim. Bugün çekiliş sonuçları açıklandı. Ajanda sahibi Nurcan diye bir arkadaşımıza gitti. Şimdi şeyi sordum. Bir dahaki çekilişte ne vereyim hani ne istersiniz diye. Bir çıkartma koydum. Bakalım oradan sonuçlar nasıl gelecek. Katılım güzel oldu yani. İlk yaptığım çekilişe göre bayağı iyiydi katılım. Ama bilmiyorum bakalım. Bir dahaki çekilişte ne yapacağım, ne hediye edeyim bilmiyorum. Ona göre sordum bakalım. Yani sevdim aslında bu mantığı ya. Durun şimdi ben az sonra konuşmaya devam edeceğim. Anne. Gel gel. Seni de videoda göstereyim dedim. Annem konuşmayı reddediyor. Şöyle açayım. Annem konuşmayı reddediyor. Çünkü buranın sahibi yok. Bak, şöyle göstereyim görmediler. Şu an beton mevzu. Şunları beton yapmaları mevzusu konuşuluyor. Annem konuşmayı reddediyor. Alışık değil. Bak arkadan sesi geliyor ama asla konuşmuyor kameraya. Biz bu taraflara ilk kez geldiğimiz için tabi eleştirel bir gözle bakıyoruz. Çamlı yere girdim. Bak annem oradan gözüküyor. Onu zorla göstereceğim. Babam şimdi bir yere gitti. Buradan girişini biz galiba başka yapmışız. Onun girişini bu taraftan doğru olan girişini bulmaya çalışıyoruz. Yani nasıl buraya geliyor falan diye. Gölet var. Sonra çevresinde orman var. O ormanlarda oturacak yerler var ama orman içi çok pis. Ve şey yani genelde gölet falan güzel ama kirli. Belki de kış geldiğimiz için ama yazın sanki burası daha güzel olacakmış gibi duruyor. Bilmiyorum. Neyse ben şeyi anlatıyordum size. Annemler nerede? Çekiliş sonucu açıklandı. Nurcan diye bir arkadaşımıza çıktı. Benim de ilk yaptığım çekiliş ya böyle bir heyecan yaptım falan. O videolarını falan çektim. Hatta linkini falan da kopyaladım. Bu videonun altına bırakırım. Oradan siz de bakarsınız yani nasıl falan yaptı diye. Şimdi konuşacağız. Nerede oturuyor falan ben de bilmiyorum. Onları öğreneceğim. Öyle yani işte ya. Bir farklıydı baya. O çok utandım. Ama ben bunları bir daha görmeyeceğim ki. Niye utanıyorum ki? Ben de manyak mıyım neyim? Anlamadım ama yoruldum. Öldüm ha bak. Vallahi öldüm. Yoruldum yani. Benim sesimi duyabiliyor musunuz bu arada? Ben biraz daha bağırsam mı ki? Babam geliyor şu an. Gideyim onun yanına gideyim. Hakikaten öldüm. Yoruldum baya yoruldum. Videoyu çekecek yer arıyorum ama asla çekemiyoruz. Çünkü o kadar çok güneş var ki gözümüze direkt giriyor ve videodan çekilmiyor. Burada da. Şöyle bak gösterdim size. Annemle babam ikisi. Abimi göstermeyeceğim. O istemiyor göstermeyi. Abim de göster. O göstermeyeceğim onu. Buradan şimdi şeylere bakıyorum. Instagram'daki DM'lere bakıyordum öyle. Çekiliş sonucundan sonra çoğu üzülmüş böyle. Çok isteyenler vardı. Ben de üzüldüm size öyle deyince yani ama tekrardan yapacağım ya. Hani üzülmeyin kesinlikle çünkü bir de şey var hani elimden geleni yapıyorum. O hani çekilişleri alırken de hani KYK'yla aldığım için yani aslında şöyle söyleyeyim KYK deyince burs zannediyorlar. Hayır krediyle alıyorum. Onun kredisiyle aldığım için yavaş yapıyorum. Her zaman yapamıyorum ama olabildiğince fazla yapmaya çalışıyorum. Yine şey var.
Şimdi bayağıdır ben içerik üretemiyordum Instagram'da. Çünkü benim hesabım çok yavaş büyüyen bir hesap. Yani, ama gerçekten ciddi manada yavaş büyüyen bir hesap. Ve şeydi, neden onu da durum biriyle geliyor. Onlar gitsin anlatacağım. Geri geldim. Haklı olarak da tabii anlayacağınız, Instagram'da içerik üretemiyordum ben birden böyle yükselince falan, çekilişi yayınladıktan sonra. Böyle strese girdim. Dedim ki ne yapacağım? Ne içerik yapacağım? Beğenmezler mi diye böyle saçma sapan bir gerildim yani. O yüzden bayağıdır bir içerik üretmiyordum, bir şey paylaşmıyordum. Zaten hani her zaman hayatının her anını paylaşmak zor. Ama ben çok unutan bir insanım. Bir şeyler çabucak unutan bir insanım. Ve işte bu videoları izleyerek mesela hatırlıyorum o anları. Diyorum ki ya diyorum işte şu an şu duyguyu yaşamıştım falan diye. O yüzden aslında şey, hani size yayınlıyorum ama bunlar kalsın diye yayınlıyorum. Normalde bunlar gerçekten benim anı defterim gibi böyle. Her şeyi yayınlamaya gayret ediyorum. Bakalım bundan sonraki süreç nasıl olur, bizi neler bekler bilmiyorum. Ama dediğim gibi çekilişi çok sevdiniz gerçekten. Ay gidiyordum valla, düşüyordum bu sefer. Çekilişi çok sevdiniz. Yere bakıyorum çünkü sürekli bir şeyler çıkıyor. O yüzden yapmaya devam edelim. Ne oldu? Şöyle göstereyim. Ay saçım ne kadar dağılmış benim. Kalsın artık, yapabilecek bir şey yok. Bu da şöyle söyleyeyim. Görüyor musunuz onu? Yani böyle çok fazla. Bak benim elimde olanları size göstereyim. Bir çanta. Burada da işte gözlük şeyleri falan var. Ondan sonra bir tane ceket var ve bu. Ne yemek, ne su bile unutmuşum yanımda. Hani düşünün yani, bir şey atabileceğim bir şey yanımda yok. Ama insan gerçekten çok tuhaf yani. Geliyorsun, çikitek çitleyip de gidiyorlar. Sonra işte bir şeyler çiğneyip, hayır ya çitleyin, çitlemesi problem yok yani. Ama arkadan giderken çöpünüzü götürseydiniz hiç yani. Sonuçta burası yürüyüş alanı, bir böyle zaman geçirebileceğimiz bir yer herhalde bu. Hele de bu pandemi döneminde. Ama yok işte. Bizim böyle bir problemimiz var. Cause I've always been told that things will unfold if you keep on waiting. Selam. Size biraz daha şu an ayın 25'i bugün. 25-12-2020. Siz diyorsunuz ki hani sabahtan beri bu karmaşa ne gösteriyorsun, bize ne yapıyorsun diye. Ama size ben olayı anlatamadım. Şöyle ki bugün çok fazla yoğun bir gündü. Yani sabahtan çok fazla işimiz vardı. Yani hatta Paşa'ya bir şey aldık böyle. Onu da göstereceğim az sonra. Yani böyle anlayacağınız dolu bir gündü. Hani olabildiğini çekmeye çalıştım ama hani unutmuşum. Arada kaynamış gitmiş. Sonra dedim ki bari konuşayım. Konuşarak anlatayım. Markete falan girdiğimizi herhalde gördünüz. Yani anlayacağınız karışık bir vlog oldu. Allah yani 25'i öyle bir çektim ki. Çekmez olaydım o tarzda ama bir yandan da çektiğim iyi oldu. Size bir şeyler göstermek istedim böyle. Paşa'ya bir şey aldık. Bizim bir muhabbet kuşum var ya da, kendisini çok severim. Aşırı severim. Şöyle bir şey aldım bugün Buca'ya gidince. Bizim bu taraflarda küçük bir yerde oturuyorum ben. İzmir'in küçük bir yerinde oturuyorum. Ve hani burada pet shop yok. Yani pet shop önceden vardı ama pandemiden kapandı hepsi. Ben de Buca'ya gittiğimde hem birkaç tane tünek aldım. Bir tane de böyle süs bir şeyler aldım. Ama en çok bunu sevdim. Şöyle bir merdiven. O kadar güzel ki böyle buradan tık 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 çıkıyor, bir de şuradan durup böyle bakıyor böyle, çok tatlı. Ama onu göstermeyeceğim herhalde. Bu çok güzelmiş, çok sevdim. Daha sonrasında hatırlıyor musunuz, şöyle bir şey almıştım ben, hani bunun mumu falan da gelmiş. Şu an nerede bilmiyorum ama şöyle akıtıyorsunuz hani yağını, sonra burada ya mumunu koyuyorsunuz böyle, ondan sonra yaktıktan sonra buradaki yağ havaya karışıyor falan böyle. Ben lavanta yağı almıştım galiba.
Evet, lavanta yağı almıştım. Hatta online eğitimde bir günde açmıştı, böyle çok kötüydü falan. Sonra alıştım ben onda. İlk geldiğine gerçekten kötüydü. Bununla birlikte kullanmadım. Merak ettim, dedim bunlardan alayım bir tane. Şöyle şunlardan bir takım aldım şöyle. İnşallah gerçekten hani o güzel olur ya. Böyle hoşuma da gitti. Aslında bir denesek mi ya? Vallahi denesek mi ki? Çakmak nereden bulacağım? Evde çakmak nerede var ki? Ben bir bakacağım, çakmak bulup geliyorum. Şunu deneyelim, merak ettim. Buldum. Şimdi hemen bir deneyelim. Şöyle bir... Ay, benim elim yanar ama burada. Hadi bakalım. Bir dakika. Ay, hadi inşallah. Şimdi koyacağız. Atladı gitti. Nasıl duruyor? Amanin. O ne? Dur bakayım ama... Ay, çok güzel oldu sanki. Daha büyük bir mum alsam güzel olurmuş aslında. Ama bu da güzel oldu. Vallahi da oldu. Evet. Güzel oldu. Elime şöyle yansıyor. Şöyle tutsam yansımasından görür müsünüz? Orada yılbaşı ağacı var aslında da. Gözükmüyor. Bu hurdanlık kaldım yani, anlayacağınız. Ben bunu bir üfleyeyim, kapatayım. Bir saniye. Şunu çıkartalım. Elim inşallah yanmaz. Ay, böyle şeylerden çok korkuyorum ya. Tamam. Oldu. Yani ama bizim için güzel oldu yani. İlginç bir an olmuş oldu. Sonra biz eve geldik işte. Eve geldiğimizde ben uyuyakalmışım. Sonra kargo gelmiş. Bu şey almıştım. Bir tane elbise almıştım. Denemek için. Kötü gelme olasılığı da var ama yorumlarda çok güzel falan demişler. Ben de çok merak ettim. O yüzden dedim ki alayım dedim. Biraz riskli bir alışveriş oldu. Umarım güzel gelmiştir. Hem onu da açalım dedim bu vlogda ve sonra bu vlogu kapatalım dedim. Şöyle. Aa, bu arada sabah gördüğünüz o muzlu falan şey vardı, sütlü. O şey kahvaltımdı. Kendi bardağınız ölçüsüne göre, ben bunun ölçüsüne göre almıştım. Süt kattım. Sonra içine 2 yemek kaşığı yulaf, çekilmiş yulaf ezmesi kattım. Ve bir olgun muz kattım. Olgun olması şart değil. Küçük olsun yeter yani. Böyle şart değil onun devamı. Onu katıp onu kahvaltı niyetine böyle rondodan geçirdikten sonra içiyorum. Eğer çok acil bir yere gideceksem, vaktim yoksa. Aklınızda bulunsun, öyle tok tutar sizi. Bir miktar idare eder sizi. Şimdi kargo burada bu arada. Allah'ım ne olur güzel gelsin. Çok para vermedim aslında ama üzülürüm kötü gelirse. Bir saniye. Bir elbise bu. Ama işte etek, üstüne gömlek. Ben de dedim ki hani benim topuklu şu renkte bir botum var. Onunla çantalı bir şekilde kombin yaparım diye düşündüm. Bunu bilmiyorum. İnşallah güzel gelmiştir ama. Kemer mi bu arada, göstereyim. Şunu bir altıya koyayım da görmüyorsunuz. Olaftan aşağıları görmüyorsunuz. Bu arada kilo verdim. Evet. Yani şu an en son size video yükledikten sonra 4 kilo verdim. 2 santim kollardan incelme aldım. Yani 33 santimdi kolum. 30 santim. 31 santime indi. Kreatinkle çetin çetin taşın toprak elementini aynı anda götürüyorum. Ah bu, ne yaptım ben? Bunu kopardım. Yani olmazsa bile iade edemeyeceğim. İnşallah olur. Üstüme geldi. Oradan görünüyor mu? Şöyle bir şey. Giyiyorum.
Geliyorum. Bekleyin beni. Olmayacak böyle. Yansıtamıyorum size. Geliyorum şimdi. Giydim şimdi. Biraz zor oldu. Bu hatta sol sağ kolumdaki düğmede şey biraz zorlandık yani şunu takmakta. Ama iyi oldu yani. Ve yanlışlıkla bir beden küçük söylemişim. Ne kadar zekiyim. Bugün yine altın zekayım. Şimdi bu tarafa doğru döndürdüğümde boydan göstermeye çalışacağım. Ama bu elbiseni daha net görmek isterseniz ben açıklamalar kısmına linkini bakarım. Ay linkini bırakırım. Oradan yine bakarsınız siz. Ben beğendim bayağı ya. Hani kombin gözümde canlanıyor. Böyle biraz ormanlık alan. Ondan sonra şöyle biraz eteği şöyle yaptım mı güzel bir fotoğraf çıkar gibi geliyor. Ama bilmiyorum. Bakalım şimdi göstereceğim size. Işık da çok gitmeden size göstereyim. Bu şekilde. Bir beden yanlışlıkla küçük almışım. Ama bir yandan da iyi ki de küçük almışım. Ya bir tek şeyden şu taraftan bir düşünüyordum. Hani bir beden küçük olunca kesin potlaklık verir falan diye düşünmüştüm. Ama olmadı. Şöyle de göstereyim. Şöyle de uzaktan da bir de göstereyim. Bu şekilde. Ben şey diye düşündüm şimdi. Bunun kombinini. Şöyle biraz daha topuklu ayakkabıyla şöyle kalksam. Sonrasında bir tane küçük kahverengi gibi çanta alsam yanıma. Güzel olur gibi. Böyle baharlık, sonbaharda falan böyle yaprakların arasında şöyle bir poz verebilirim. Neden olmasın? Ama güzel olmuş mu? Ben çok beğendim ya. Kötü gelecek diye aklım çıktı ama bayağı güzel gelmiş. Siz ne diyorsunuz? Güzel mi sizce? Yorumlarda belirtin bana mutlaka. Ama geri veremem zaten. Her türlü bende yani. Bunu biraz göreceksiniz. Üzgünüm ama kopardık vallahi. Yanlışlıkla kopardık. Yapacak bir şey yok. Artık böyle. Ama yani almayı düşünüyorsanız bence siz de bir beden küçük alın. Çünkü ben kendi bedenimi alsaymışım bunda eğer. Yani olmazmış. Yani ben basenden biraz korktum. Almaz diye. Hani kendim bir beden hatta büyüğü almayı düşünmüştüm. Yanlışlıkla ama bir beden küçüğünü almışım. İyi ki de bir beden küçüğünü almışım. Ama bu ütülense falan güzel olacak gibi ya. Bilmiyorum. Şimdi üstünden çıkartayım da Allah bilir nerelerden geldi. Ondan sonra giydiğimde zaten görürsünüz. Şöyle de. Hatta şöyle bir dakika. Şey yapalım. Diyorsunuz ki şimdi bu ne yapıyor? Hemen söyleyeyim. Kapağa fotoğraf koyarken bunu kullanacağım. Böyle yani kısacası. Bu da böyle geldi. Dediğim gibi şuradan bir korkuyordum ama bir şey olmuyor gibi şu anlık. İyi gibi şu anlık. Bilmiyorum artık kötü. Bakarız. Ayarlarız artık. Arkadan da aslında göstersem mi ki? Böyle duruyor arkadan da. Güzel bence ya. Kötü gelecekti. Bir de 50 lira gibi fiyatı aldım. Bayağı iyi bir fiyat aldım yani. Güzel oldu. Neyse. Ne diyelim artık videoyu kapatalım değil mi? Bence de yani çok boş yaptım. Çok goy goy yaptım. Gezmeli dolmalı. Depresyonlu psikolojik böyle gel gitti böyle. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Kendinize çok iyi bakın. Instagram adresimi tam şuraya koyuyorum. Videoyu beğenmeyi, yorum atmayı ve kanalıma abone olmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Bir sonraki videoda pasta yapacağız bu arada haberiniz olsun. Kimseyi zehirlemeyeceğimi yemin edebilirim. Ama kanıtlayamam. Ben gidiyorum. Hadi görüşürüz. Kendinize çok iyi bakın.